halı götürmeyin ya. Gerek yok. Rezillik yollarda açıyorlar. Özlem, ondan sonra hasret. Bunları götürüyoruz. Yoksa lokum mokum her tarafta var yani. Evet. Ne Yedim Restoran sponsorluğunda başlıyor. Ben YouTube'cu olduğum için çanak çölmek götürüyorum. Bekme zamanı bekmez götürürüz. Bulgur götürürüz. Tabii zaten hep yeme içme. Evet. Boğaza çalışıyoruz. Tahin götürürüm, pekmez götürürüm. Biz Mevlana torunuyuz yani Konyalıyız yani merkez. Herkes Konya TV'ye abone olsun, like atın. Evet değerli Konya TV takipçileri. Bugün Ne Yedim Restoran sponsorluğunda gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza giderken Konya'dan ne götürürsünüz diye soracağız. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese iyi seyirler inşallah. Hollanda'nın Heemskerk kasabasından geliyoruz. Amsterdam'a yakın, başkenti. Ne yapıyorsun abi orada? Tatile geldik. Hollanda'ya tatile geldik. 4 hafta bir izinimiz var. Karamanlı çok diyorlar. Biz Mevlana torunuyuz yani Konyalıyız yani merkez. O zaman Hollanda'ya giderken buradan ne götürüyorsunuz? Gurbetçiler onu soruyor. Çok selam götürüyoruz. Vatan sevgimizi götürüyoruz. Şeker götürüyoruz. Ondan... Şeker yok mu orada? Abi Türkiye'mizin, Konya'mızın şekeri bambaşka yani. Yani ondan sonra işte altını alıyoruz. Aynı birine sorduk etli ekmek götürüyor. Onu yapan da vardır da biz onu yapmıyoruz abi. Biz tüketiyoruz, yiyoruz. Ondan sonra... Orada da turşu murşu götürüyor mu? Yok abi biz onu yapmıyoruz abi ya. Konserve götürüyoruz diyorlar. Sen şekerle bol bol selam mı götürüyorsun? Evet abi. Evet. Aleyküm selam. O zaman selam. Selam söyle. Herkese selam herkese bütün sevdiklerimize, bütün Türkiye halkına selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Nerelisin? Normalde Konya'da nerelisin? Babamgil, dedemgil Kayhü köyünden göç etmişler buraya. Buraya yakın 20 kilometre. Evet abi. Evet işte. Ovalısın yani. Yani abi. Orada pek şeyli yok yani. Yurt dışına giden pek yok da sen çıkmışsın. Az çıkmışsın. Valla bizim dedemiz. Orada genelde çiftçi var. İyi bilirim ben orayı. Valla onu çünkü bilmiyorum. Çünkü benim yengem falan da oralı. Valla bilmiyorum da. Boyalı'dan sonra. Evet orada. Evet abi. Valla iyi biliyorsunuz. Valla abi işte vatanımıza geldik. Köyümüze geldik. Babam rahmetli oldu işte. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun yani. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz bu arada tekrar. Allah razı olsun. Yani memleketimizden size karşı yapılan kötü bir hal hareket varsa onlar adına vatanınıza, memleketinize. Aynen. Allah razı olsun abi. Çok sağ olun abi. Sağ olun. Estağfurullah. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Fasulye, nohut işte. Bakliyat mı götürüyorsunuz? Götürüyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Genelde hep her sene şey bozar gibi böyle apsap bozar gibi elbise alıyoruz. Ne bileyim normal. Herkesin elde gıda götürüyoruz bir de. Bizimki biraz daha yani oradan senelik yaptığımızda bizimki biraz daha abartı oluyor. Öyle yani. Senelik olduğu için biraz daha abartılı oluyor. Arabayla gidersin. Bak yiyecek içecek olarak ne götürüyorsunuz diyorsunuz. Ben ne götürüyorum şahsen? İşte tahin götürürüm, pekmez götürürüm. Böyle biraz aldım mı fazla alırım. O da bana yetiyor yani bir sene. Biraz dağlı olduğuma daha mı? Olduğuma ben bu tür şeyleri tabii. Ondan sonra şimdi artık eskisi gibi değil ama yolda da çok sıkıntı yapıyorlar. Yani, Türkiye bunlar ne değil mi diyor? Tabii canım yani özellikle soruyorlar nedir bu? Dahanı falan döktüren olur mu ki? Bana kaç sefer sordular ama hiç döktüren olmadı. Devamlı götürmüşümdür yani. Hiç sıkıntı yaşamadım. Öyle bunu götüremezsin. Bu şey diye bir şey olmadı yani. Bunlar dahanı bilmezler içine bir şey. Ha sordular bu ne diye. Biz tabii dilimiz döndükçe biraz anlattık. Hani susamdan olur gibi. Susam anlatmaya çalıştı. Ta başa döndük yani. İlk önce susam sonra tahin falan. Ama aslında hiçbir şeye gerek yok. Hepsi orada var. Türk marketlerinde hepsi yeterince var. Ekonomik mi? Aslında bize yani ekonomik gibi gözüküyor da biz burada fazla aldığımız için biraz daha uyguna geldiği gibi falan düşünüyoruz. Ki öyle de oluyor galiba. Ben de öyle yani. Geliyorum buraya işte senelik alışverişimi yapıyorum. Ne var ne yok doldurma. Ne var ne yok alıyorum götürüyorum. Hayırlı. Arabayla gelip gittiğimiz için. Aynen. Tabii boş gitmeyelim diye her zamanki alışkanlıklar yani. Fasulyedir, nohuttur, bulgurdur. Mesela
25 kilo bulgur götüreceğim yani, köy bulguru. Böyle abi, ne olacak yani, herkes her zaman hani nasıl diyeyim, evde herkese ne ihtiyaçsa biz de buradan alışverişimizi yapıp gidiyoruz. Oyuncak. Oyuncak. Çocuğa oyuncak götür. Oyuncak baş orada yok mu? Viyana'da yok mu? Var abi ama bu her yerde aldığı için. Her sene geldiğiniz zaman oyuncak mı? Oyuncak, elbise. Başka eskiden çerez falan götürdük de şimdi. Şimdi vardı yumuralar. Orada da var yani. Yük yapmıyoruz fazla. Bizim bir abimiz var orada, hatta Viyana'da bir Türk marketi var şu anda. Tamam. Şimdi her tarafta var diyorsun yani. Var var var. Ama bir de yöresel ürünler oluyor ya, onları bulamıyorsun tabii. Yani tabii onları konserve çok... götürenler var. Konserve, Ramazan, ekmek Ramazan şerbeti falan. Sen? Konyak kulu kozan mı? Kulu kozanızı, benim eşim de kulu tuz yakalı. Tuz yakalı. Kulular genelde daha şeyde İsveç'te olur ama sen niye Viyana'da? Gerçi Viyana'da da çok. Avusturya'da da çok. Da kulu kozanlı, bizim bir baba falan var orada, dayı falan. Kozanlılar burada genelde taksici dolmuş. He burada. Hepimiz. Kozanlı biri gelmiş. Burada minibüslerin plakasına bakıyormuş. M. Kulununki de M ya. Kulan demiş. Hep demiş kulular var maşallah. Sen biliyor musun? Onu hiç duymadım o espri. Bizim burada dolmuşların plakası M. Kulununki de M ya. Eskiden M'ydi. Şimdi evet. GA falan çıktı. GA, GB falan oldu da. Bunu Kozanlı biri gelmiş dolmuşların plakalarına bakıyormuş. Hepsi M. Demiş, hep demiş bizim kulular maşallah dolmuşlar aldı demiş. Senin hemşeri evet. Çok yani buradan. Burada çok biz ya. Memnun olduk. Buradan selam göndermek istersen sana izleyebilirsin. Nereden izleyeceğiz? YouTube. TikTok, Instagram, her tarafta varız. Tamam. Herkese selam söylüyorum beni tanıyan. Ben Safa Canıvar. Herkese selam söylüyorum. Beni tanıyan, seven herkese. Beni sevmeyen ölsün. Karamanlıyız biz abi. Karamanlısın. Aynen. Sen kesin o zaman Hollanda'dasın. Yo. Anla, tutmadı mı? Hadi. Bir daha dene. Fransa'dasın. Aynen. Fransa. Fransa neresindesin? Lyon. Lyon'dasın. Konya. Çok boyalı var. Aynen. Tamam ben tutayım mı ben sana söyleyeyim. Sen şimdi kesin Duraydağlısın. Eskiden Duraydağ'ın Karaman'ın dağılıyordu. Yo yo. Neresinden? Karaman neresinden? Konya ile Karaman arasında bir köy var. Tamam, güney sınır Karaman'da. Söyle bakayım köyün adını. Kazım Karabekir. Kazım kasabalısın yani. Kasabalıyız abi. Tamam kasabalısın. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Siz gurbete giderken buradan en çok ne götürüyorsunuz? Götürdüğümüz hiçbir iş yok. Yani kıyafet götürüyoruz. Hasret götürüyoruz. Aynen. Aynen öyle. Biz hep manevi şeyler götürüyoruz. Maddi gelip geçici yani. Aynen öyle. Özlem, ondan sonra hasret. Bunları götürüyoruz. Yoksa lokum mokum her tarafta var yani. Konya şekeri her tarafta var. Onları buluruz bir şekilde de. Bulmayacağımız şeyleri götürüyoruz. Allah'ın izniyle. Şu ana kadar en mantıklısını sen söyledin. Eyvallah. Kafaya kıyafet götürdüm. Onlar geç abi onlar. Bir ekmek şeyler. Aynen ya. Onu da Sırbistan'da aldırıyorlar biliyor musun sen? Bulgaristan'a varınca peynir zeytini kaptırıyorlar. Onlar boş iş abi, onlar dünyalık iş. Biz manevi şeylere bakıyoruz bundan sonra. Allah'ın izniyle. Yani. Valla şimdi ne diyeyim? Ne ha, giderken ne götürüyorsun? Genellikle kuru peynir götürürüz. Hep yiyecek, hep boğaz yani. Kuru yemiş şeylerden götürürüz. Fındık, fıstık. Başka? Mesela köyden filan, yaraşlıdan. Yani köyden mesela köyden bekmez zamanı bekmez götürürüz. Yani yine hep boğaz yani. Bulgur götürürüz. Burada öyle bulgur yok mu abi? Niye buradan bulgur? Yok? Buradan da el yapımı ya. Evet. Daha emek var ya onun için. Buradakiler daha mı özlü yani? Daha mı tatlı? Daha tatlı oluyor evet. Memleketten gittiği için daha mı değerli? Doğru. Ne götürüyoruz abi? Vallahi. Altından başlayalım. Altın. Altın götürüyoruz. Sonra hediye. Oo sen zenginsin herhalde. Vallahi zengin. Başka ne götürüyorsun? Vallahi başka ne götürüyoruz? Hediye götürüyoruz abi ya. Ya hediye de ne götürüyorsun abi? Şimdi genelde gurbetçiler ne götürüyor? Lokum götürüyoruz. Yok mu orada lokum? Niye götürüyorsun? Niye yani ya sırtına? İsmi neydi onun? Şeker vardı ya. İsmi ne o? Mevlana şekeri. Mevlana şekeri. Vallahi başka. Valla başka ne götürüyoruz? Yiyecek içecek götürüyorum. Köyden bayağı şey dolduruyorlar, onları götürüyoruz. Şebit ekmek, yufka. Hepsi karışık. Hepsi var ya. Ne bulursan var. Gel bakayım şöyle. Sen nerelisin? Sen de ben Bozkır Boyalı. Bozkır Boyalısın. Aynen. Genelde Lyon'da olur boyalılar. Aynen öyle. Valla bak boyalının yarısı Lyon'da. Lyon, Van Velen bölgesi. Van Velen. Sen ne götürün kardeşim? Gurbetçiler buradan ne götürüyorlar? Altın, kıyafet. Ya o bu... Bazıları ketçap da götürüyor. Kendin... Ya ne yapacaksın abi ya? Ya ben de işte analar bizim babalar. Yöresel yağlarımız. Aynen öyle. Süt, müt,
her şeyi götürüyorlar abi. Salça. Başka sen ne götürün mesela? Sen olsa ne götürün? Ben bu arabayla geldik. Ne bu sene ne götürmek istiyorum biliyor musun? Evet. Tüfeği parçalayacağım, götüreceğim. Geçerse geçer, geçmezse geçmez. Ne yapacaksın abi orada? Ya işte. Serçe mi avlayacaksın? Aynen öyle. Sakat işler yapma kardeşim bak ya. Ya öylesine dedik ya. Oralarda sırtta murtta cezaevlerinde yatan Allah'a gerek yok. Aynen öyle. Tamam kardeşim, memnun olduk. Teşekkür ettik. Buradan selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Tüm Boyalı köyüne. Yok ya. Sen sonra YouTube'da izleyeceksin inşallah. İnşallah. Gonya TV. He. İşe rast gelsin. Herkes Gonya TV abone olsun. Like atın. Boyalı köyüne aynen. Selam olsun buradan. Aynen öyle. Bozkır Boyalı. Bozkır Boyalı'ya da buradan selamlar arkadaşlar. Aladağ. Aladağ. Hadi mi? Ben sayacağım bak onun köylerini. He. Dülgerler, Sarı Hacı, Çakallar, Omurlar, Yilmezli, Gaziller, Eşenler. Senin köy nere? Benim Saracılı. Saracılısın. Sen o zaman Yerkopur Şelalesi'nin dibindeyiz. Dibindeyiz biz. Biz. Orası... Fransa'dasın teyze. Ben de Fransa'da. Şimdi... Gittim ben. Bunlar benim torunlar, bu kızım. Hepsini sen sürükledin götürdün. Tabii canım, öyle ay kızım. Götürdün ay teyze ya. Ah kızım işte bu. Amcan 72'de gitti. Vefat etti 2016. Allah rahmet eylesin. Hastalsa oğlum. Öyle Mevlana şeyim bu. Şimdi sana şunu soralım, önce sonra anlatacağım ben sana onu. Sen buradan giderken yıllarca ne götürdün oraya? Ne mi götürdük kızım? Vallahi ne bileyim, ne götürdük bilmiyorum ha kızım. Hadi üzümünü falan götürdün mü? Üzüm ya, kuru üzüm götürdük canım. Ceviz, kuru üzüm götürdük tabii. Kebit bile götürmedik. Götürdük. Hepsini götürdük. Hepsini. Ekmez. Peynir, hepsini götürdük. Ekmez de götürdün mü Hadim Bekmez? Hepsini götürdük. Ben de Hadimliyim de ondan. Hadim neresinde? Ben Hadim Holuslarlıyım. Eski ismi Holuslar, yeni ismi iyiydi. Ha, iyi. Zaten siz bizim üstümüzdesiniz. Eşenlerin üstündesiniz tamam iyi. Sağ olun kızım, Allah razı olsun. Dönüş yapmadın mı sen kardeşim? Hala mı oradasın? Şimdi kuzum ben var ya, burada emekli oldum. Biz emekli olduk ya, ben şimdi hastaneler benim param ödemiyor. 6 ay kalma hakkımız var benim SKK. Biz parayla emekli olduk. 6 ay kalacağım, imzamı atacağım, SKK'm beni çalışacak. Tabii hastanem benim, şimdi ben girdim mi peşin para veriyorum. Öyle Erdoğan'ımızı da unutmayalım. Çok çok selam ederim. Biz Erdoğan'cıyız da, uyuş. Aynı yaşıdız biz. Erdoğan'la 54 biz. Çok sever, evet. Çok sever, ah bir görsem şöyle canım feda. Gördün mü 2-3 kere ama? Ötekini var ya, boynunu keserim ben. Şöyle bir şeyse valla, ben diyorum ki bir, gelse de bir gülessem diyorum. Öteki kısa boylu var ya, şeytan. Hangisi o ya? Aman, bilmez gibi sen de konuşursun ya. Sen de... Tamam teyze, fazla siyasete girmeyen, bizim işimiz siyaset değil ya. Çamaşır annemin dediği gibi hediye. Öyle. Kıyafet falan. Evet, kıyafet. Tabii evet. Canım, evet öyle. Kıyafet. Sağ kıyafet yok mu dedi galiba. Var ama değişik. Burada daha güzelleri var. Türkiye'nin kıyafetleri daha mı güzel? Güzel. Yani altın çok çeşit var, modelleri var. Orada hiç yok. Burada kısıtlı diyorsun yani. Burada çeşit çok. Burada çok güzelleri var yani. Orada hiç sade. Güzelleri yok. İnşallah hoş geldiniz tekrar. Türkiye'mize kurban olayım. Evet. Avrupa'sı, Batı'sı. Neyse çık gel buraya kurban olayım. Duysunlar ki Allah'tan korkar ben ne kulundan mı çıkıyorum. İnşallah tekrar hoş geldiniz. Ben Fransa'dayım. Fransa'nın neresindeyiz? Fransa'nın Mülüs şehri. Nereye yakın yani? Basel. Anladım. Almanya hududundayım. Dayı biz şunu soruyoruz. Konyalılar yurt dışına giderken yani gurbete giderken buradan ne götürürsün? Vallahi hiçbir şey götürmeye gerek yok. Orada da var her şey. Burada daha çok. Oradan götürüyorlar. Sen ne götürürsün? Vallahi ben hiçbir şey götürmem. Ben YouTube'cu olduğum için çanak çölmek götürüyorum. Çanak çölmek mi lan, daha ağır oldu onlar ya. Ya ama ne yapacağım orada, bulamıyorum. Ne yapacağım orada çanağı çölmeye? Ya ben YouTube'da yemek yapıyorum ya. YouTuber'mış arkadaşlar bu arada. Dayı programı izliyorlar. Şu anda şu anda 500 bin takipçim var. 500 bin takipçin var maşallah. Aşağı yukarı 180-190'a yakın videom var. Maşallah. 2 sene. Evet, sırrı gibi saklıyorsun, kurban olayım, şu ismini söyle de. Önkül Hacı Kişen İngilizcesi. Evet. Türkçesi Hacı Dayı'nın Mutfağı. Hacı Dayı'nın Mutfağı'nı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hacı Dayı'nda ekmek var yani inşallah. Buradan çanak çölmek götürüyor Bozkırlı hemşehrim bu arada. Ya güveç de yapıyorum işte,
fazlaca et yemekleri. Hay bir ara bir de bize yap da yiyelim. Şu İnşallah ya. Buyurun. Fransa'da mı? Buyurun gelin. Bak bak TRT Türk'te röportajım var. Maşallah. Biz de olduk. Seninle bir şeref yani böyle bir röportaj. 4 gün falan şey yaptılar, çekim yaptılar. İşte yarım saat bir röportajımız var orada. Sen köyde mi oturuyorsun, burada mı oturuyorsun? Ben şu anda burada oturuyorum. Hacıbali'de mi oturuyorsun? Yok. Fen Lisesi'ne yakın bir yerde. Ben de o tarafta otururum. Ben de Karamayolu'nda oturuyorum. Zaten bizim bozkurlar hep orada. Yani, çok memnun oldum inşallah. Tamam. Sen de bizim sayfamızı takip edersen bir YouTuber olarak. İnşallah. Şeref verin inşallah. Tamam inşallah. İyi lan baba, unutma Konyalıydı dayı. Konya. Konya değil de Konya. TikTok, Instagram. Allah razı olsun. Güzel Konya'mız, evet. Çok güzel maşallah. Maşallah çok güzel. Konya'mız yaşanacak bir memleket. Nerelisiniz abla? Konya. Neresinden? Kayyük. Size mi Kayyük? Evet, kardeşiyim. Tamam. Şimdi buradan giderken Hollanda'ya ne götürüyorsunuz Konya'lı? Valla ben mavi haşhaş götürüyorum. Bol bol orada tatlı yapayım diye. Ondan sonra... Kayyük'ün susamı meşhur. Evet, susam götürüyorum. Başka ne götüreyim işte? Öyle yani lazım olan şeyler. Böyle börek çörek yaparken etletmek yapıyoruz orada tabi. Saç böreği. Genelde böyle gıda ürünleri. Tabi zaten hep yeme içme. Evet. Boğaza yani bizim. Hep boğaza çalışıyoruz. Ya. Her tarafta boğaz. Aynen. Orada bulamadığımız ürün. Evet. Evet burada böyle alışveriş yapıp gidiyoruz orada. Selam göndermek istediğin birileri falan var mı? Valla ben bütün Hollanda'ya selam söylüyorum bizim oraya. Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk. Ondan sonra buradaki kaymak sülalesine. Ya bize kaymaz ha. Ya evet kaymaz. Meşhuruz yani burada. Dükkanlarımız falan var yani akrabalarımız. İnşallah. Evet. Çok seviyoruz Konya'mızı. Sigara götürenler çok. Halı. Almanya'dan buraya mangura geliyor. Buradan götürüyor. Daha ucuz. 1,5 euroya paket. Orada 11,5 euro. Ucuz olunca cara götürüyor. Ya ben götürmüyorum. Götürenler var. Genelde götürüyor. Halı götürenler var. Halı, yağ, zeytinyağı, tereyağı. Valla halı götürenler de var. Ben görüyorum ben. Halı götürmeyin ya. Gerek yok. Rezillik yollarda açıyorlar. Halının içine bir şey mi sakladınız? Halının içinde. Hiç gerek yok. Her tarafta var. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Kargoyla gelsin. Tırlar kargoyla getiriyorlar. Yani gerek yok. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan herkese ne diyelim, sağlıklı, herkes sağlıklı büyüsünler ya. Önce sağlık versin. Sağlık versin, sonra da nasip. Konya'dan giderlerken biz ne katıyoruz onu söyleyeyim size. Diş tarhanası katıyoruz, un tarhanası katıyoruz. Tamam mı? Buradan işte bazlama götürüyorlar biraz. Tamam orada çünkü şu anda un tarhanası, diş tarhanası gibi. Şebit ekmek de götürüyorlar. Evet onlardan da katılıyor. Yani bunları götürüyorlar şu anda. Orada da akrabalarımız hep bunları istiyorlar. Götürebilenler götürüyor ama en büyük problem şu, uçakta artık valizde bazen sıkıntı yapıyor. Kilo problemi var. Kilo probleminden dolayı ve gıdaların işte öbür tarafa geçmemesine dikkat ediyorlarmış. Onunla alakalı biraz sıkıntı oluyor. Diğer tarafta herhangi bir sıkıntı yok şu anda bildiğim kadarıyla. Yani genellikle buradan giderlerken gıda üzerine götürüyorlar. Evet. Bir de herhalde kıyafet üzerine gördüğüm kadarıyla. Ya kıyafet tabii oraya göre burada daha uygun. Çünkü oranın parası buraya göre biraz daha değerli olduğu için. Evet. İnsanlar buradan alışverişlerini yapıp oraya gidiyorlar. Yöresel işte gıdaları falan. Evet. Kurutmalıkları falan götürüyorlar ya bildiğim abi, kadarıyla. Turşu kuran var, konserve yapan. Evet, var. Evet doğru. Evet doğru. Ama vatan özlemi ayrı bir şey yani. Orada da onların kokusu yeter onlara ya. Yani onlar salatalık domates mi yok ama işte. Ama kesinlikle. Buranın toprağı yani orada bir Türk'le oturup yemekle buradaki Türkiye'deki bir Türk'le oturup yemek bile ayrı bir zevk verdiğini söylemişlerdi bana. Biz bunları bilmeyiz tabii. Yaşamadığımız için bilmeyiz ama benim 55 senedir orada abim var, yeğenlerim var, hala oradalar. O duyguları çok iyi biliyorlar, bize de anlatıyorlar. Bu özlemlerini dönüşle gidermek istiyorlar. Sen Tara'nı göndermeye devam edin. Yo ben gönderirim, ben yaptım geçenlerde diş tarhanası yaptım, sıkıntı yok. Sürekli her sene yaparım zaten, gönderirim de. Peki alışverişlerimiz, kıyafet? Gıda.
Gıda tabii ki. Ya gıda da var ama özellikle alışveriş, kıyafet alışverişi. Kim mikrofonu uzattıysa genelde kıyafetle gıda. Aynen öyle abi. Yani orada kıyafet yok. Ya kıyafet yok, var aslında ama yani. Buradakiler daha mı güzel? Paramızı da şey, vatanımıza, milletimize, vatanımıza harcayalım diye düşüncesi de var. Abi yurt dışına giderken ne getiriyoruz? Fındık, fıstık. O tarz şeyler yani. Böyle yiyecek içecek tarzı. Aynen o tarz şeyler genelde. Başka ne bileyim, tabii kıyafet falan da alıyoruz, 3-5 ne varsa. Kolonyamızı alıyoruz. Yani öyle şeyler, yani öyle çok özel bir şey değil. Yani orada olmayan yöresel şeylerden geliyor. Ya olmayandan ziyade hani yerinden alıp getirmek daha bir farklı oluyor, anlıyor musun? Yani fındık fıstık orada da var ama bizim kendi memleketimizinki daha başka. Farklı oluyor abi, bilmiyorum havasından mı suyundan mı. Ben mesela kola bile getiriyorum. Çünkü kolanın hani nedendir bilmiyorum ama tadı bana farklı geliyor. Sen oradan mı getiriyorsun, buradan mı götürüyorsun? Buradan götürüyorum. Türkiye'den Almanya'ya götürüyorum. Burada kolalar biraz asitsiz gibi geliyor kardeşim. Abi, eski kola. Yok bilmiyorum. Şerbet gibi kolalar benim. Vallahi bilmiyorum. Bana öyle gelmiyor. Hayır. Bana dediğim gibi tersi. Yani Almanya'daki öyle senin dediğin gibi asitsiz veya buradaki daha asitli. Buradaki daha tatmin ediyor beni. Öyle söyleyeyim sana. Tamam, buradan selam söylemek istediğin bir yerler var. Kime selam söyleyeyim? Bakan herkese selam olsun abi. Evet değerli Konya TV takipçileri, bugün hep birlikte Konya sokaklarında Ne Yedim Restoran sponsorluğunda Avrupa'dan, gurbetten gelen vatandaşlarımıza Konya'dan giderken yanınızda ne götürürsünüz diye sorduk. Çok değişik, ilginç cevaplar aldık. Genellikle kıyafet, giysi, işte ne bileyim gıda ürünleri götürüyorlar. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler, Allah'a emanet olun.